Geçen dönem biliyorsunuz 50'ye yakın belediye başkanları görevden aldılar, eş başkanları görevden alıp kayyum atadılar. Aynı sistemi biz daha önce seçimden hemen sonra Van'da gördük. Van'da iyi bir direniş sonuç aldı ama yine bu işi devam ettirecekleri açık ortada. Bizler direncimizi asla ve asla bırakmamalıyız. Bugün bayram günü olmasına rağmen birçok insanın burada toplanması, bu olaya sahip çıkması bizim için büyük bir kazanım. Biz de Kiyoğlu Karakoçan Adaklı Yayladere Dernekleri Derneği olarak, kısa adımız Kayler Kültür Derneği olarak bu işin peşindeyiz. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Buradaki oturma eylemine 2 günde bir, 3 günde bir mutlaka katılım sağlıyoruz. Üyelerimizi getiriyoruz. Bugün de birçok üyemizle birlikte buradaki direnişin yanındayız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Hakkari'deki bu uygulamaya bugün izin verirsek arkasının gelmeyeceğini bütün Kürtler biliyorlar. Kürtler bu konuda iradelerini göstermeleri gerekiyor. Bu konuda bizler de kurumlar olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Direncimiz kutlu olsun. Çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu savaş politikası, apaçık savaş politikası, bunu sık sık deneyecekler ama biz birlikte durduğumuz sürece, tek vücut olduğumuz sürece bunu başaramayacaklarına inanıyorum ve bu konuda kurumsal olarak ve şahsım adına bu toplantılara, bu sadece burada değil, diğer Kadıköy'de vesaire birinci, ikinci, üçüncü bölgedeki oturumlara katılıyoruz. Direncimiz kutlu olsun. Yani DEM Parti'nin yapabildiği bir gerçek var. En azından muhalefeti biraz uyandırdılar. Muhalefet de konuya şu anda sahip çıkabiliyor. Çıkıyor, destek veriyor. Ama bu desteğin böyle kalmaması lazım. Bugün bize, yarın onlara. Bu empatiyi kurdukları sürece bu işi biz götürürüz. Böyle kalmaz. Bu empati çok önemli. Her parti bir empati kurarak bu ülkenin, bu 22 yıldır, 25 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin neler yaptığına bir geriye dönerek bir baksınlar. DEM Parti'ye ve ardış partilerine yapılanların yarın kendilerine yapılmayacağını kimse garanti edemez. Bu konuda evet, bütün muhalefeti katkıya çağırıyoruz. Bizler de sivil toplum örgütü olarak bir siyasi parti olarak düşünmüyoruz. Bugün derneklerde de büyük sıkıntılar var. Derneklere de yapılabilir bu, sadece belediye başkanlarına değil. Biliyorsunuz kayyumlar daha önce de görevdeydiler. Bir ton borç bırakarak seçimleri kaybettiler ama yine aynı kişilere bu görevler verilmeye çalışıyor. Halkın alması gereken hizmeti yapmıyorlar. Borçlu bırakıp gidiyorlar. Bu konuda tüm insanları, tüm Kürtleri, tüm Kürdistanları bu eylemlere duyarlı olmaya çağırıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi kayyum politikası şöyle. Yıllardır ülkemizde süren antidemokratik uygulamalar maalesef bugün Hakkari'de gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Şimdi orada bir hak gaspı var. Her şeyden önce Hakkari halkı kendi iradesiyle bir seçime gitti ve o seçimde kendisini idare edecek ya da yönetecek ya da birlikte kolektif çalışabilecek, sorunlarını çözecek bir yönetim, bir idare seçtiler kendi iradeleriyle. Ama bu irade hak gaspına uğradı. Hak ihlali yapıldı, hak ihlali yapıldı. Dolayısıyla da kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Asla kabul edilmez. Yani eğer siz demokrasi adına bir şeyi ortaya atıyorsanız, burada göstermelik demokrasi somut olarak bunu belirtmek istemiyorsanız, o zaman halkın özgür iradesine gasp etmemeniz gerekiyor, el koymamanız lazım. Dolayısıyla da bunlar yaşanan şeyler. Bu bir gerçeklik, ülkemizin gerçekliği. Bunun için mücadele etmekten başka bir çare yok. Yani gördüğünüz gibi hiçbir gerekçe gösterilmeden sunan bahanelerle insanlar görevlerinden alınıyor. Yani eğer seçilme noktasında bir şey vardıysa, hani bir sakıncası, bir tehlikelisi vardıysa, işte seçim kurulu neden başkanın seçilmesine onay verdi? Onun hemen arkasından görevden alınması bir hak gaspıdır. Ya tezi şöyle, zaten uygulanan bütün politikaların, yani diller, kültürler, inançlar yok sayılıyor. Tabii tecritle bağlantısı mutlaka vardır. Çünkü yani o sistemin oradan beklentisini görmek lazım. Sadece salt
başkanın görevden alınması elbette ki değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Yani yaşanan sorunlar ortada. Her şeyden önce ülkede bir ekonomik, sosyal, siyasal bir kriz var. Yani insanlar evlerine bir ekmek götüremezken kalkıp öyle bu tür şeylerle uğraşmak aslında onların ne kadar aciz bir durumda olduğunu gösteriyor. Bunun bir göstergesidir. Hani bunu tecritle mi bağlandırırsınız, başka bir şeyle mi bağlandırırsınız? Ama bence insanlar bunu okuyup, inceleyip iyi bakması lazım, iyi analiz etmesi lazım. Mesajımız şöyle, tabii ki bir işte insanlar hani bayram tatilinde çoğu insanlar memleketlerine gittiler. Ben inanıyorum ki burada olmayanlar, yani bir şekilde buradan ayrılanlar da aynı bu huzursuzluğu, aynı bu sıkıntıyı, bu sorunu yaşıyor. Birebir yaşıyor. Her ne kadar ki burada değiller, olmasalar da. Buradan mesajımız şu, kesinlikle bu tür şeylere göz yummamak lazım, seyirci kalmamak lazım, sessiz kalmamak lazım. Biz seyirci ve sessiz kalırsak, bu durumu gerçekten hani böyle görmezlikten gelirsek, bu antidemokratik uygulamalar devam eder. Biz bir ekmek değil, yarım ekmek bile eve götüremeyiz ileride dönemlerde. O yüzden herkesin birlik olması lazım, dayanışması lazım. Bu demokratik bir haktır. Karşı koymak da demokratik bir haktır. Yani o nasıl ki tercih politikası uyguluyor, görevden alıyor, atama yapıyor, kendine hak görüyor. Bizim de ona yanlışlığını ortaya koymak hakkımızdır. Bütün halkların hakkıdır bu. Mesajımız o. Yani birlik olmak gerekiyor. Başka çare yok. Şu anda burada sivil toplum örgütleri ve partimizin katılımıyla kayyumlara karşı tepkimizi İstanbul'dan da yükseltmek için buradayız. Tabii bu aslında sadece Kürt halkının, sivil toplum örgütlerinin veya DEM Parti'nin sorunu değil. Kayyuma tepki aslında bütün antidemokratik uygulamalara karşı verilmesi gereken bir tepkidir. Yaşananları biliyoruz. Yani bundan önceki kayyum yönetimindeki yolsuzlukları, hırsızlıkları ve de en önemlisi kadın kazanımlarının saldırıya uğraması, kadın kazanımlarının hedef alınması, bundan sonra da yine kadın kazanımlarına yönelecektir. Kürtlerin en ufak kazanımlarına bir tehdittir. Yanı sıra demokrasiye bir tehdittir. Adalete ve demokratik çözüme bir tehdittir. Dolayısıyla biz bu kayyuma karşı aslında yer yerinden oynamalı diyoruz. Şunlar bunu çok büyük bir haksızlık olarak görüyoruz. İrademizle yani kazandığımız belediyeleri. Yani bu değil ki, yani bu sadece bu ilgi değil, yani bu yıllardır da devam ediyor. Yani tüm haklarımız sürekli gasp ediliyor. Hem dilimizden dolayı oldu mesela. Gençlerimiz mesela cezaevine atılıyor, işkenceye atılıyor. Bunlarca kaynı meçhul var. Ana kemikleri bir ailelere verilmediğine, bu ailelerden bir tanesi bir kemiklerimizi bile alamadı. Biz de bu zulme karşı boyun eğmeyeceğiz. Bu da onlara dert olsun. Yani sürekli burada olacağız, meydanlarda olacağız, bizi duyuracağız. Bu zulme sessiz kalmayacağız. Yani buraya bekliyoruz açıkçası, gelsin de. Bugün bizim başımıza gelen onlar başına gelen. Yani hiçbir zaman demeyelim, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın söylemesinler. Bir gün gelir onlara da dokunuyor. Bir psikoloji baskı uyguluyorlar. Bizden işte amaç korkutmak, yıldırmak. Biz bunları bildiğimiz için asla vazgeçmeyeceğiz. Yani boyun etmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Sürekli buralarda olacağız. Yani meydanlarda olacağız, bizi durmaya çalışacağız. Kayyum ataması hepimizi çok derinden üzmüştür. Yapılan büyük bir haksızlıktır halkımıza ve bize. Çünkü eğer halk isteseydi, onlar mevcut sistem halkı anlayabilseydi, onlar atanmış değil seçilmiş olurdu. İnsanların iradesine saygı duymak zorunda bu insanlar. Haksız yere, hukuksuz yere böyle bir şey yapılıyor. Biz buna karşıyız, buna karşı direneceğiz ve biz kazanacağız. Zafer bizim olacak. Buna boyun eğmeyeceğiz, eğmeyeceğiz. Biz haklıyız. Kürt halkını yok sayamazsınız. Onların haklarına saygısızlık edemezsiniz. Siz bizi anlasaydınız zaten seçilmiş olurdunuz. Atanmış değil. Zafer bizim olacak ve biz kazanacağız.